Yunanistan'da hükümet ekonominin düzelmeye başladığını savunsa da işsizlik verileri henüz bu görüşü desteklemiyor. Ülkenin istatistik ofisinden yapılan açıklamaya göre Temmuz ayında işsizlerin sayısı 1 milyon 374 bin kişiye çıktı. Bu dönemde aktif olarak çalışanların sayısının ise 3 milyon 610 bin olduğu açıklandı. Buna göre Temmuz ayında işsizlik %27,6'ya çıktı. Bu dönemde 24 yaşın altındaki gençler arasında işsizlik oranının %55,1'e yükselmesi ise ülkede uzun vadede istihdam sıkıntılarının süreceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan bu verilerden sonra halk, başbakanın bir başarı hikayesi olarak nitelendirdiği ekonomik reformları sorgulamayı sürdürdü. Hükümetin başarı hikayesi aslında halkın başarısızlık hikayesidir. Bu toplu işten çıkarmaların, şirket kapatmalarının ve kamu yatırımlarını kesmenin üzerine kurulmuştur. Mali reformları sürdüren hükümet ise önümüzdeki yıl 15 bin kamu çalışanını daha işten çıkaracak. Bu yılda 25 bin kamu çalışanını farklı işlere yönlendiriyor. Fakat bu kişilerin de zamanla işlerine son verilmesinden korkuluyor. İş gücündeki bu olumsuz tabloya rağmen Atina yönetimi yılın ilk 9 ayında bütçe fazlası vermeyi başardı ve bu yıl mali hedefleri yakalama yolunda olduğunu gösterdi.